Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Asura's Wrath 2. bölümde devam ediyoruz. Viltra'nın yenilgisinin hemen ertesi günü olarak gördüğünüz gibi Star Wars Episode 1'den fırlama bir kutlama sahnesi. Direkt neydi lan onun ismi? İlk filmdeki gezegen. Neyse, hatırlamıyorum. Eskisi kadar ağır Star Wars fanı değilim. O yüzden gezegenin şeyi değilim. Asura'nın rezidansındayız, yani evin rezidansı. Handa Asura'nın evi. Güzelmiş değil mi? Ne bakıyorsun lan yaşa, mal mal. Kafayı nasıl çevirdi? Vay kızım, yavrum, çocuğum. Hayatım Asura, Durga, Asura'nın karısı Durga. Durgadın. Uzun ismi Durgadın. Durgar be. Ne oldu Mitra, ne ağlıyorsun ya? Durgadın ne yapıyorsun? Gobuji'de. Sağ salim geri geldin. Evet. Hoş geldin baba. Ha, öküz hayvan olay. General Sura, imparator sizi çağırıyor. Tamam. Taht odasında bekliyormuş. Muhtemelen Vilitra'yı yendiğin için seni ödüllendirilecektir diyor. Hadi imparatoru bekletmemelisin. Kikuko Inoue'nin harika sesiyle. Bu arada Durgadan'ı Kikuko Inoue seslendiriyor. Tabii siz seslendirmeciliği bilmiyorsunuz. Ben anime dünyasına bayağı dahil olduğum için. Kikuko Inoue Durga'yı seslendiren, ya Durgadın diyelim sana. Mitra'yı da, yani prensesi de Kugimiri'ye seslendiriyor. Gördüğünüz gibi her bölümde animasyon bilmem ne falan filan. İmparator da garip garip sallanıyor. Benim gibi böyle birazcık şey bir hali var. Ölmüş gibi bir hali var. İmparator. Loin. Hasiktir Osman, hasiktir Osman, hasiktir Osman. Oh yeah. Gözleri bomboş lan. Oh shit. Ya böyle bir bücürü kim imparator yaptı ki zaten? Yani bu herifin gidici olduğu belli yarın bir gün. Öküz gibi herifler var. Ha. Ha, gördün mü Asura? Herifi öldürdün. Ne olacak şimdi? Öldü yani. Bu ne böyle? Ne yaptım lan ben? Hain, ihanet, hain. Hain. İmparator, hain. General Asura kafayı yedi. Hain. Hain, daha doğrusu ihanet, hain, ihanet, hain deyip duruyorlar. Hayır. Ben yapmadım. Tabi altyazıda İngilizce'de bir hata olmalı falan yazıyor ama. Kaç kaç koş. Ne oluyor? Ne oluyor? Asura, biri senin üzerine suçu yıkıyor, yani olay bu. Kim olduğunu da anlamak çok zor değil. Part 1, yani acı, suffering, acı çekmek gibi ne var ya. Part 1'e şu an başladık arkadaşlar. Bu part 1 hikayenin. İhanet ve intikam. Asura, seni hain. Hayır. Ben yapmadım. Sessiz ol. Artık yalan söylemene izin vermeyeceğim. Senin gibi hainleri ben temizleyeceğim diyor. Pislik. Başlayın. Şimdi öncelikle L1 atak bilmem ne, tamam başlayalım. Gördüğünüz gibi asıl oyun böyle bir şey. Shooter değil. Fuck yeah. Oyunda bir kasılma mı var ya? Geberin. Geberin. Arkadaşlar oyun daha çok şey gibi ya, böyle God of War'un Japon versiyonu gibi daha çok oyun. Niye gidip en uzaktaki düşmanı seçersin ki? Dalga mı geçiyorsun şerefsiz? Oş. Mert, yok et yok et yok et. Matrix modu on. White. Yay. Girdi mi götün göze? Ya işte. Ne oldu? Reklamlar. Çok erken girdi reklamlar bu bölümde. Reklamlar bitti. Ne oldu? Şerefsiz Osman. Durgadın. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Keyfin çok yerinde gibi. Durgadın. Ne yapacaksın lan Durgadın'a? Ne oldu? Durgadın.
Mitra? Sattimu hatsin şu. Hala yani o kadar şeye rağmen Nakumu hala hajin ayaktasın sen diyor. naran Bu piyonlar seninle sana rakip Aynen olmaz diyor. asra yok. Rakibin ben olacağım Asura. Öyle mi? Gel lan. Oh fuck. Oh. Dur. Dur dedim. Seni yamulturum yoksa. Generalleri utandırıyorsun diyor. Yani ben yapmadım ulan. Ben yapmadım işte. Hayvan ol hayvan. Seni yamulturum bak. Ya gördün mü? Sen çok pis yamulturum. Gerçeği kabullen. Hop çekil lan. Asura'nın öfkesi. Bu oyunun ismini Atarlı Asura koymaları lazım. Asura'nın öfkesi değil de Atarlı Asura koymak lazım bu oyunun ismini. Kesinlikle. Şimdi aklıma geldi. Bence bu isim çok daha uygun. Ya da Celalli Asura. Durgadın ne oldu? Evi yıkmışlar lan. Evi de bomboş zaten. Bir halt yok ki evde de. Anda damalı bir şey diyordu bunların ismi neydi ya? Dur kadın. Dur kadın ne oldu sana? Beni de yamuttular sırtıma bir sürü şey sapladılar. Hepsiyle birlikte çok karizmatik duruyorum aslında çaktırma. Dur kadın. Hayatım dedi mesela alttan sonra yazdı. Onu kurtar. Mit. Tamam. Daha fazla konuşma. Dur kadın. Sana hep dur gari bir demiştim işte. Beni dinlemedin. Fuck. Dur kadının intikamını alacağım oğlum. Hepinizi sikeceğim oğlum. Domaltıp ağzınıza domaltıptan sonra ağza vermek de çok ilginç. Ağzınıza vereceğim oğlum. Asura'yı sinirlendirdiniz oğlum. Mitra'yı da nereye götürüyorsunuz oğlum? Neyin içine koydunuz lan kızı öyle? O ne abi? Yalnız etraftaki tekstürler bir türlü yüklenemiyor. Kameranın uzaklaşması, yakınlaşması yüzünden. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Yamulturum oğlum hepinizi lan. Sizi yamulturum. Durga'ya ne yapıyorsunuz? Yaşa! Yaşa! Mitra. Baba. Tamam yaşa. Yaşa'nın ismi de bundan sonra Yaşar. Asura. Çekil oradan. Dinle. Bizler. Çekil. Ah. Fena yamultular. Tabi bunu yapan Duus'tu. Geri çekil Yaşar. Tabi Deus bunların lideri ve en güçlüsü doğal olarak. Deus'u. Yoksa sen mi? Evet. Her şey amacımız için gerekli olan bunu gerekli diyor. Amacımız mı? Bu dünyayı kurtarmaya karar verdim. Kısaca yeni bir dünya yaratmaya çalışıyor amcam. Uzatma. Dünyayı kurtarmak mı? Büyük yenilik mi? Saçmalamayın. Senin öfkeni de canını da ben alacağım Masura. Adam bildiğin Thor'dan beter şimşek tanrısı modunda Zeus gibi işte. Yani buradan anlayabilirsiniz aslında oyunun God of War modunda olduğu. Adam hem tanrı hem şimşek tanrısı. Hem de yani böyle hani Asura'nın işte baş düşmanı, Asura'nın intikam almaya çalıştığı tanrı, Asura da tanrı peşinde. Aslında Asura'yı bildiğim pişirdi şu anda zaten. Bildiğim pişirdi yani. Dus, Dursun. Senin ismin Dursun mu olsun? Ne Dursun? Dus. Bana bir isim bulun beyler. Ben siz bulana kadar Dursun diyeceğim ben ona. Evet, amcam bizi bildiğin yamulttu çok fena bir şekilde. Dursun. Dursun oğlu Dursun. Ya da durmuş mu desek lan? Hangisi daha iyi? Durmuş. Yaratacağım yeni dünyanın bilmem nesi oğlu Asura dedi ama. Oğlum Asura bildiğin yamulttun zaten herifin gözleri bembeyaz oldu. Adam gitti güme yapma böyle şeyler. Kızardı herif lan yeter lan.
Bildiğin kızardı yani. Hadi aşağıda at dünyaya doğru. Yörüngeden dünyayı insan fırlatmak. Gerçekten harika bir fikir. Mitra! Dus! Bugünü unutma! Geri döneceğim! Ya da geç geri döneceğim ve hepinizi öldüreceğim! Teker teker! Teker teker! O da hayır baba diyor tabii ama hayır mayırı kalmadı. Hayırlı bir iş için gitti baban. Geri dönecek, kafanı yorma. Ahanda Mitra'yı da dondururlar. Unutmayın orospu çocukları, orospunun dölleri, kaltaklar. Geri dön, orospunun dölü. Tamam. Bırakın onu. Ha yok pardon, onu ağlatmayın diyor. Bırakın onu yazıyor, tamam, onu ağlatmayın yazıyordu. Geri döneceğim oğlum. İntikamımı alacağım. İntikamımı alacağım. Ya da geç geri döneceğim. Devam edecek. Evet arkadaşlar. Bu bölüm birazcık kısa oldu. Böyle bölümlerle karşılaşabiliriz. Uncharted gibi bu da bölüm bölüme ayrıldığı için bazı bölümler kısa olacak. Artık o kadarcık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada baya kötü almışım lan. Neyse A7 en azından. Battle Point'ten C'ye almışız abi. Çok berbat ya. Saving. Kaydet acı. Güzelce. Güzelce de kaydetti. Bölüm çıkışındaki şeyimizi de izleyelim. Şimdi de şeyden bahsedecek. Asura'nın mitolojideki yerinden bahsedecek. Yani Asura gerçekten mitolojide yer alan bir karakter. Hani artık Budizm mi, Şintoizm mi, hangisi de bilmiyorum, araştırmadım. Yani jenerasyondan jenerasyona geçen, şimdi şeylerden bahsediyor, mitolojilerden bahsediyor. Şeytani yarı tanrı. Şeyden cehennemden düşen şeytani yarı tanrı. Uzun uzun zaman önce 8 tane efsanevi yarı tanrı yaşarmış. Ya tanrı diyelim biz ona. Guardian 8 Guardian General olarak bilinirlerdi. Yarı tanrı tanrı ordusunu kötü Goomalara karşı, yani impur işte ya, saf olmayan Goomalara karşı öncülük edip barışı ve düzeni dünyaya getirirlerdi. Bu da Asura tabii. Yani şerefsizler Asura'yı böyle anlatıyorlar işte yani. Aslında şeytan olan kendileri ama gerçekten de mitolojide Asura kötü olarak geçer. Bu oyun bunun tersini söylüyor işte. Asura aslında kötü değildi, diğerleri kötüydü diyor. Ama onlardan bir tanesi kötü bir kalbe sahipti ve kendi istekleri vardı. Onun adı Asura'ydı. Kendi amaçları ve kendi şeyler çıkarlarıyla ne diyelim, gözü kör olmuş. Kendi türüne karşı döndü, kendi kanına karşı döndü ve tanrı ırkına korku saldı. Aynı zamanda İmparator Stradan'ın da canını aldı. Kötü bir zamandı. Kara bulutlar gökyüzüne toplandı. Gök kuşağını unpenetrated'e. Sunrise, plant and trees all over the world returned. Yani bütün dünyadaki ağaçlar mağaçlar işte çürümüş, ölmüş, güneş ışığı gelmemiş. İnsanlık acı ve üzüntü içinde kaybolmuş. Tam tüm umut yok olmuşken işte dünyadan düşen 7 tane, dünyadan inen 7 tane sütun belirdi. Yani bunlar 7 diğer 7 generaldi. Büyük kumandan Deus'un emri altında kahramanca savaşıp onlara ihanet eden kardeşlerini yendiler ve imparatorların ölümünü intikamını aldılar. Asura'yı da öldürdüler. Bundan sonra da artık 7 tanrı olarak bilinmeye başladılar. İnsanlığı ve cenneti koruyan 7 kişi yani. Gördüğünüz gibi hikaye istekleri birleşmiş. Yani. Gelecek bölümde. Gelecek bölümde Asura geri dönüyor. Ölmeyi reddediyor. Bunu çevirmeye çalışmayacağım. Hayır asla. Evet. Asura's Wrath'in gelecek bölümünde görüşmek üzere. Ne bileyim, beni bekleyin herhalde. Hadi bay bay, hadi.